Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı bir sebze tarifimiz var. Semizotu yemeği tarifi. Siz de eğer bu şekilde yaparsanız inşallah hem şifasını göreceksiniz hem de damaklarınızda güzel bir tat bırakacak. Semizotu gerçekten sağlığa çok faydalı bir sebze. Hemen tarifimize başlıyorum. Ben 2 demet semizotu kullandım. Onları güzelce temizledikten sonra sap kısımlarını da atmıyorum. Onları ayrı doğrayacağım. Ön pişirme yapacağım. Sonradan da üzerine dallarını atacağım. O yüzden sap kısımlarını güzelce seçtik, yıkadık. Kumundan arındırdıktan sonra küçük küçük doğruyorum. Ayrı bir tabağa alıyorum. Atmıyoruz. Çünkü köklerinde de çok güzel vitaminler, şifalar var. Yani vücuda sağlıklı olan şeyler sap kısımlarında var. En iyi vücuda yararlı olan şeyleri tabii ki çöpe atmıyoruz. Onları da güzelce doğradık, hazırladık. Sonra dal kısımlarına geldi sıra. Onlar da şöyle iri iri birkaç yerinden doğradıktan sonra kabımızın içerisine alıyorum. Gerçekten güzel bir tarif ve yani bir denediğiniz zaman semizotuna bağımlı olacağınız, hafif daha hafif böyle ağızda bir mayhoşluk bırakacak bir tadı ve bir lezzeti var. Evet, semizotumuzu da güzelce doğradık. Onu da aldık kabımızın içerisine. Bir tane iri kuru soğan kullandım ben. Onları da yemeklik doğruyorum, hazırlıyorum. Semizotuna karabiber veya kırmızı pul biber yakışıyor ama ayarı kaçırmamak şartıyla. Çok acı da değil. Yeteri miktarda koyuyoruz. Hemen tenceremi ocağımın üzerine aldım. Yarım çay bardağı, küçük çay bardaklarıyla yarım çay bardağı veya 3 yemek kaşığı, en fazla 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı aldıktan sonra soğanlarımızı koyduk ve soğanlarımız sararıncaya kadar pişirdik. Sonra üzerine bir tatlı kaşığı domates salçamız var. Onu ilave ettik. Salçamızın da rengi ve kokusu çıkana kadar kavurduk soğanlarımızla beraber. Sonra o sap kısımlarını hemen tenceremin içerisine atıyorum ki ön pişirme olsun. Hepsinin pişme derecesi aynı olsun diye. Sap kısımlarında şöyle renkleri koyulaşmaya başlayınca şöyle 2-3 dakika soğanla beraber pişiriyorum. Sonra üzerine yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı da karabiber koydum. Sonra üzerine doğradığımız semizotlarını ilave ediyorum. Tabi bu esnada ocağımızı yarıma almayı unutmayalım. Çünkü su olmadığı için yanabilir. Ama semizotu bol sulu bir sebze. İçinde bayağı bir suyu var. Hemen 2 yemek kaşığı pirincimizi yıkadık. Onu da üzerine ilave ettikten sonra güzelce şöyle hepsi bir homojen haline alana kadar karıştıralım. Hastalara, yaşlılara, çocuklara, gençlere, herkese hitap edebilecek bir sebze türü. Evet, birazcık piştikten sonra üzerine bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Toplamda 1,5 su bardağı su koydum. Üzerine tuzunu ilave ettikten sonra kaynadı. Hemen altını ocağımın yarıma kısıyorum ve kısık ateşte pirinçlerimiz açılana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yalnız dikkat edeceğimiz bir konu, eğer suyunda bir çekme varsa hemen sıcak su ilave ediyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz daha pişmedi ve suyumuz da azaldığı için hemen yarım su bardağı sıcak su daha ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi pirinçlerimiz tamamen açılana kadar pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi semizotu yemeğimiz pişti. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Hemen ocağımın altını kısıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendikten sonra hemen servis tabağımın içerisine aldım ve servis yapıyorum. Evet değerli takipçilerim, sizler de bana destek vermek isterseniz eğer benim videolarımdan haber almak için bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve beğeni butonuna basıp
Hani bir iki kelime de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.